Bin türlü hikaye. Bu nasıl manzara? Öğretmen Bey, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Benim Halk TV'de ilk programım. İlk programda da böylesine kıymetli bir heyetle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri İlk izleyen... olsun son olmasın efendim. İnşallah hayırlısıyla. Bizleri izleyen değerli vatandaşlarımıza da saygılar sunarım. Bugün aynı zamanda Dünya Otizm Farkındalık Günü. Onlar çok özel insanlar. Onların da bu özel günlerini kutlarım. Gerek Ruşen Bey gerek Gökhan Bey konunun hukuki ve fiili durumunu çok güzel açıkladılar. Eksik olmasınlar. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben konuya siyasi yönden bakmak isterim. Maalesef bütün bu konuştuklarımız büyük bir demokrasi ve adalet tahribatının içinden geçtiğimiz için daha da büyüyerek, daha da katlanarak gündemimize geliyor. Hiçbir milletvekilinin yargılanmasını istemeyiz. Ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun görüşlerine hiçbir şekilde katılmıyorum. Yaptığı paylaşımı da ben hiç doğru bulmuyorum. Geldiği siyasi geleneğin, temsil ettiği siyasetin de hiçbir şekilde yakınında, bırakın yakında olmayı, çok uzağındayım. Ve bu konuyu ama HDP konusundan ayrı tutmak gerektiğini inanıyorum. Bu bir milletvekili hürriyeti konusu olarak düşünülebilir. Bugün Gergerlioğlu'na, yarın bize olarak da bunu düşünebiliriz. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı paylaşım, seneler önce yaptığı bir paylaşım. Doğru mu? Bence çok doğru değil. Hatta hiç doğru değil. Fakat o günden bugüne hiçbir yargılamaya tabi tutulmamış. Ve nedense AK Parti'nin her zaman yaptığı gibi bir fırsat kolladığı anda ve parlamentoda çok rahatsız olduğu bir sırada Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan çıkışlarıyla böyle bir girişimde bulunuldu. Son dönemde özellikle çıplak arama iddialarıyla çıplak arama da, ayrıca da Ömer Faruk Gergerlioğlu benim bildiğim kadarıyla HDP'nin muhafazakar kanadını da temsil eden bir milletvekili. Böylesine muhafazakar kanadı da temsil eden bir milletvekilinin AK Parti'yi bu şekilde rahatsız etmesinden çok mutlu olmadı AK Parti yetkilileri, anlıyoruz ki. Hatta bu tartışmalarda feda olan bir AK Partili grup başkan vekili bile oldu. Burada Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan muamele hukuki açıdan bir kere doğru bir muamele, daha doğrusu hukuki prosedür açısından zamanlamasının doğru olmadığını görüyoruz. İkinci bir Enis Berberoğlu vakası yaşamayı istemeyiz. Burada Gökhan Bey, iktidarın ömrünü kısalttığını, iktidarın kendine darbe vurduğunu, kendini tahrip ettiğini söyledi. Bu konuda ben iktidar, muhalefet çekişmesinden ziyade devletimizin ve meclisimizin itibarının korunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yani böylesine fırsatçı politikalarla kim olursa olsun Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun o paylaşımının hiç doğru olmadığını, hatta belki yargılanması gerektiğini bile düşünebilirim. Fakat böylesine hamlelerle, ki bunları biz 90'lı yıllarda da gördük, sözüm ona mücadele ettikleri fikre ve siyasete zarar vermediğini, aksine güçlendirdiğini gördük. Ve bana kalırsa AK Parti güçsüz bir HDP istemiyor. AK Parti güçlü bir HDP istiyor. Çünkü gerek HDP gerek AK Parti birbirlerinden beslenen iki yapı. Ve bu tip... AK Parti şu anda HDP'yi güçlendiriyor mu? Bana kalırsa yaptıklarıyla güçlendiriyor. Bugün HDP'nin bu yapılan muamelelerle güçsüzleşeceğini etrafımdaki vatandaşlarımıza konuştuğumda kimse düşünmüyor. AK Parti çünkü HDP ile siyaset yaparak mücadele etmiyor. AK Parti farklı yöntemlerle, sadece HDP değil, farklı partileri, farklı siyasi oluşumları tahrip etmeye çalışıyor. AK Parti siyasetini çok daralttı. HDP'nin de siyaseti dar. İkisinin de dar siyasetleriyle birbirleriyle uğraşarak etraflarında daha fazla kalabalık topluyorlar, daha fazla oy almayı planlıyorlar. HDP bugüne kadar ne yapmış? HDP köprü mü yapmış, yol mu yapmış? 6 milyon oya nasıl geldi? Yanlış politikalarla, karşıtlarının yanlış politikalarıyla bana kalırsa HDP buraya geldi. Ama şimdi ne zaman bu konuşulsa bizim HDP'yi, HDP seçmeni bizi tweet yağmuruna tutuyor. Biz kapı gibi arkasındayız diyor partimizin. Tabii ki bilinçli olabilirler, bir şekilde oy olabilirler. Biz de o seçmeni diyor. Kazanmak için siyaset oluşturmamız lazım, siyaset geliştirmemiz lazım. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan bu muamele sonunda yine bir Enis Berberoğlu vakası yaşanacaksa meclisimizin itibarı ve devletimizin itibarının zedelenmesinden korkarım.
bundan şu anda ülkeyi yöneten AK Parti iktidarının da imtina etmesini dilerim. Ve biraz sonra program akışında konuşacağız. Son günlerde son derece vahim hadiseler gerçekleşti. Valla bu programda neler olacak bakalım Naci Bey. Bu 5 saatlik yayında. Meclisimiz yetkilerini gasp edecek çok vahim hadiseler gerçekleşti. Neler olacak? Peki birazdan Kerim Bey'in de görüşüne başvuracağım. Kerim Rota'nın ama Ruşen Bey'e veda edelim. Çünkü diğer konuğumuz da geldi Deva Partisi'nden Sanem Oktar. O da stüdyoda yerini alacak. Şimdi Ruşen Bey. Buyurun efendim. Şu anda bu işte bu şekilde bir görüntü, oğlunun tweet'i ortada, ayakkabısını giymesine müsaade etmediler diyor. Sonuçta bu ceza infaz edilecek. Ne olacak evet, mesela cezasını içeride yattıktan sonra mı Anayasa Mahkemesi şey diyecek? Aa pardon ya bir yanlışlık olmuş burada. Efendim ben en başta şunu belirteyim. Anayasamıza göre partili cumhurbaşkanı var. Anayasamıza göre cumhurbaşkanımız tarafsız değil ama aynı zamanda tarafsızlık yemin ediyor. Aynı cumhurbaşkanı hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerinin hepsini seçiyor. Aynı cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi üyelerinin 15'inden 12'sini doğrudan seçiyor. Bakın orada siyasi partilerimizin son derece değerli temsilcileri var. Ben buradan yalvarıyorum. Yargı bağımsızlığı için hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla Anayasa Mahkemesi'nin siyasetten arındırılmış olması en önemli hedef olmalıdır. Aksi takdirde yaşadıklarımızın hepsi ayrı ayrı birer sonuçtur. Hoşumuza gitmeyen adaletsiz sonuçlardır. Sorunuza gelince şunu söylememiz lazım. Biz aynı filmi ikinci kez izliyoruz. Sayın Enes Berberoğlu yaptığı bir röportajda beni 24 tane ayrı yargıç yargıladı. Tutuklama talebini reddeden yargıcı biz bir daha adliyede göremedik dedi. Şimdi dolayısıyla yargıç savcı teminatının olmadığı yerde bu tür kararların olması kaçınılmazdır. Bunun sebebi bu kurulların bağımsız olmamasıdır, yargının bağımsız olmamasıdır. Sonuçları ise aynı filmi bizim ikinci kez bu aynı haksızlığı, Sayın Enes Berberoğlu'nun yaşadığı haksızlığı burada Gökmen Bey altını çiziyorum. Adının Ömer Faruk Gergerli olması, Enes Berberoğlu olması, Mehmet Ruşen Gültekin olması önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin Edirne'den Hakkari'ye kadar adaletin eşit dağıtıldığı haksızlıkları ortadan kaldıracak bir hak sisteminin kurulduğu bir yere varmak zorunda Türkiye. Aksi takdirde bu sonuçlardan kurtulmak mümkün değil. Utandırıcı bir durum. Bu şekilde olduğunda yani Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde ki eğer böyle verecekse gene 8'e 7 gibi bir oranda geçmeyecekse aynı Enis Berberoğlu'nun kararı çıkacaktır. Yani kişi hak ve hürriyetlerinin ihlaliyle seçme ve seçilme hakkının ihlali kararı çıkacaktır. Bu çıktığı zaman boşuna yatmış olacaktır.